Günaydın arkadaşlar. Ben bugün de işte yine buradayım. Güne yine ben su içerek başladım. Bir şişe bitirdim. Diğer şişkenin dibinde kaldı. Bunu da içince günde 1 litre su içerek güne başlamış oluyorum. Hadi siz de su için. Her gün sabah 7'de uyanıyordum ama bugün sabah saat 6'da uyandım ve bundan sonra da artık sabah 6'da uyanacağım arkadaşlar. Çünkü sabah kahvaltıdan önce aç karnına 40-45 dakika eliptik yapmak istiyorum. Bu yüzden daha erken uyanmam gerekiyor. Şöyle göstereyim, harika bir L-karnitinim var arkadaşlar. Sabah aç karnına kardiyosunda bunun yarısını içeceğim. Diğer yarısını da günün diğer kısmındaki ağırlık antrenmanımda içeceğim. Tadı limonataya benziyor. Hatta hafif tatlı. Tadı limonataya benziyor. Çok güzel. Yarısını içtim. Şimdi kardiyoya gidiyorum. Hadi beraber kardiyoya gidelim. Hadi beraber kardiyo yapalım. Dakikalık kardiyo bitti arkadaşlar. Şöyle sırılsıklamım. Gerçekten sırılsıklamım. Ama şimdi güzel filtre kahveyle kahvaltımı yapabilirim. Ve işte kahvaltım hazır arkadaşlar. Burada 5 yumurta var. 3 tüm yumurta. İkisini sadece beyazını aldım. Biberler çok acı değil. O sizi yanıltmasın. Biberle, pul biber çok acı olmadığı için bu kadar fazla koydum. Burada lor peyniri var arkadaşlar. Ev yapımı zeytin. Yaklaşık yani yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Bunun tuzunu iyice aldım. Yani birkaç defa değil en az 5-6 defa suyunu değiştirdim. Tuzsuz zeytin oldu kendisi. Yeşilliğim, domatesim ve biberim. Ve tabi olmazsa olmaz filtre kahvem ile kahvaltıya bugün de başlıyorum. Tekrardan merhaba. Saat 10.30 yani ilk ara öğün vakti. Ara öğünümüzde öğlen çayımızı içiyoruz. Bir hafta boyunca içeceğiz sadece. Mısır püskülü, kiraz sapı ve yeşil çay arkadaşlar. Ve yanında 2 tüm ceviz. Cevizler ne olduğunu anlayamadan bir anda gittiler. Allah'ım aşırı derecede pis boğazlıyım. Neyse biz öğlen çayına devam edelim. Bu çay bittikten sonra spor salonuna gideceğim arkadaşlar ama hani Yunus da benimle spor salonuna gelecek maalesef. Orada ne halt işler, ne kadar yaramazlık yapar bilemiyorum. Şu an çok tırsıyorum ama mecburum onunla beraber gitmeye. İşte okulun ilk 2 haftası hep böyle devam edecek. Bir gün 3 saat, bir gün 4 saat, bir gün 5 saat. Yani böyle merdiven misali saatleri yükseltirerek gidecek. İşte o da benim günlük planımı maalesef etkiliyor. Çayım da bitti arkadaşlar. Şimdi doğru spor salonuna gideceğim. Bölgesel ağırlık antrenmanı yapacağım. Sabah aç karnına kardiyo yaptığım için bu antrenmanımı kardiyosuz tamamlayacağım. Spor salonunda yine nasıl antrenman yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Planda değişiklik oldu arkadaşlar. Şimdi okulun önündeyim. Yunus'u alacağım ve uzun uzun düşündüm de Yunus'la asla spor salonuna gidemem. Orayı da beni de mahveder. Kendimi riske atmaya, başımı belaya sokmaya gerek yok ben. Ama şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Burada göl kıyısında çok güzel bir çocuk parkı var. Orası çim ve tüm ağaçlarla dolu. Yunus oradaki çocuk parkında oynarken ben de orada kendi vücut ağırlığımla bir antrenman yapabilirim diye düşünüyorum. Bence çok güzel fikir. Yunus'u aldım ve göl kıyısına geldik. Bu ileride bir park var. Gördüğünüz gibi her yer çim ve yeşil. Ben çimlerin üstünde sporumu yapabilirim bence. Şu ileride çocuk parkı var. Ve nihayet parktayız. Yunus çalı çırpıyla oynamaya başladı. Şöyle bir 360 derecelik parkı göstereceğim. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Şurası çocuk parkı arkadaşlar. Yunus isterse oraya gidip oynayabilir. Burada başka oynayıp eğlenenler de var. Yunus? Şurada başka oynayıp eğlenenler de var. Hatta spor biraz da hani spor amaçlı yapıyorlar galiba. Ben de artık sporumu bence burada yapabilirim. Müzik
bugün Türk Market'te taze balık günüydü. Gittim. Sadece somon ve çupra varmış. Çupraya da benim alerjim var. Somon da evde hazırda var olduğu için almadım. Ama Türk Market'te çok canım çekti. Bir tane ayran aldım. Bu ayranı içeceğim. Eve gidince de bir salata yapacağım. Dünden kalma, dün akşam yemeğinden kalma köftelerim vardı. Onları öğle yemeği olarak yiyeceğim. Ama şunu dayanamayacağım. Hemen içeceğim. Yunus? Canım? Ve işte öğlen yemeğindeyim. Nihayet saat 13.30 ve karnım çok aç. Gelirken ayran içtim biliyorsunuz. O yüzden şimdi yemeğe sadece su eşlik edecek. Gözümün önünde hamburgerler, pizzalar falan dolanıyor. Aman Allah'ım, tatilde öyle bir yedim ki. Yani neredeyse hafızamın silemeyeceği bir noktaya yerleşti. Neyse, artık bunların hepsini bir kenara bıraktık. Dün akşam yemeğinden kalma köftelerimi ısıttım arkadaşlar. Yanına kaşık salata yaptım. Kaşık salatama bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Köftelerimi de mikrodalgada ısıttım. Evet, sabah kahvaltıda da ekmek yememiştim. Salata yaparken parmağımı doğradım. Neyse, onu şeye saklayayım. Sabah kahvaltıda da ekmek yememiştim. Öğle yemeğinde de ekmek yemeyeceğim arkadaşlar. Bugün ekmek hiç tüketmeyeceğim. Bulgur, pirinç vesaire de tüketmeyeceğim. Bugün bu şekilde devam edeceğim. Akşam yemeğine de sebzeli mantar pişireceğim. Ve yine salatayla beraber onu tüketeceğim. Yine ekmek olmayacak akşam yemeğimde yani. Ara öğünde meyve mi yesem diye düşünüyorum. Yani bugün meyve yemedim. Bence öğle yemeğimden sonraki ara öğünde belki bir adet meyve yiyebilirim. Tam emin değilim. Yine karar değiştirebilirim. Neyse, bir sonraki videoda zaten göreceksiniz. Çok konuşmayayım. Hadi bana afiyet olsun. Akşam yemeği hazırlığından herkese merhabalar arkadaşlar. Burada 200 gram mantar var. Şapka mantar diyoruz biz buna ama Türkler Türkçe'de ne diyor bilmiyorum. Evet, şapka mantar 200 gram arkadaşlar ama piştikten sonra 100 grama düşecek. Yanında salatayla beraber bunu tüketeceğim. Bugün hiç ekmek tüketmedim. Bunu da sebzeyle, domatesle sote yapacağım. Hadi gelin yine beraber yapalım. Arkadaşlar, bugünü de akşam yemeğimi yedikten sonra kapatacağım artık. Beraber mantar sote yaptık. Nasıl yaptığımı gördünüz arkadaşlar. Hem mantar soteme hem de salatama zeytinyağı ekledim. Şu mantar sote böylece o kadar lezzetli görünüyordu ki. Üstüne domates sosu dökmedim bu sebepten dolayı. Eğer domates sosu dökseydim bozulabilirdi. Harika, nefis görünüyor şu anda. Bugün hiç ekmek yemedim. Bir dilim daha ekmek yemedim. Bulgur ya da pirinç patlağı, herhangi bir karbonhidrat tüketmedim arkadaşlar. Bugünkü karbonhidrat ihtiyacımı tamamen sebzelerden ve salatadan karşıladım. Akşam yemeğinde ekstra bir et, balık ya da tavuk yemedim. Çünkü bu cins mantar gerçekten protein oranı yüksek bir mantar. O yüzden yanına tavuk, balık ya da et eklemeye gerek duymadım. Bence bu şekilde de çok besleyici. Protein deposu ve sağlıklı olduğu zeytinyağıyla pişirdiğimi söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Bugünü de böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra tekrar bir su bardağı ödem çayı içeceğiz ve bugünü de bu şekilde atlatmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarının günlüğünde vlog videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sporla kalın. Hoşça kalın.